Bir de ölmeden önce ölenler var. Onlar Van'da yaşayan bir abimiz mesela, 71 yaşındaki adamın evi barkı her şeyi vardı. Şimdi peygamberimizin bir hadisi vardır, ölmeden önce ölünüz diye. Tek eksiği ölünce de konulacağı mezar. Demiş ki ben yaşıyorken mezarımı da yaptırayım. Ondan sonra gözüm açık gitmem demiş. Dünya gözüyle göreyim demiş. Aynen öyle. Enteresan. Bir şey diyemem, yapmış. Abi ben bu mezarlığı yapmışım, dünya oğlumdur. Allah kime kısmet etsin onu der. Şen Şakrak hayat doluydu ama ölmeden mezarını yaptırıp ruhuna rahmet okuttu. Ne zaman öleceğini Allah bilir ama şimdiden Allah rahmet eylesin diyoruz Bedir amcaya. 71 yaşındaki Bedir Akbulut ortada hastalığı bile yokken ahiret için kollarını sıvadı. Bedir amcamız geçen hafta bize müracaat etti. Mezar yaptırmak istediğini söyledi. Amca kime yaptırıyorsun dedik. Kendime yaptırıyorum. O yüzden ölüm tarihi olmasın, ne zaman öleceğim belli değil. Mezar ustası Taner Durmaz şaşırsa da tüm isteklerini eksiksiz yaptı. Bu modeli beğendi. Bir hafta içinde bu modeli yaptı. Teslim etti kendisine. Evin öyle kurulumunu yaptık. Ölmeden gönlündeki kabire kavuşan Bedir Akbulut da rahat bir nefes aldı. İlk defa bir kişi ölmeden kendi mezarını yaptırdı. Şimdiden Bedir amcaya Allah rahmet eylesin. Erzurum'da da sıra dışı kış mesaisi vardı. Kış sezonunda 1000 tane yakın mezar hazırlıyoruz. Kışın çok doğru oluyor. Onlarca işçi karbuz iyice bastırmadan olası vefatlar için 1000 mezar yeri hazırladı. Yazdan hazırlayacak, karını aldıktan sonra defin yapabiliyor. Güzel olmuş. Valla abimiz değil mi, evi barkı her şeyim var. Tabii. Mezarımı da göreyim ben. Tabii. Şu dünya gözüyle. Ha beni nereye gömecekler, kimseye de yük olmayayım. Gitmiş siparişi vermiş yani, yapan için enteresan bir karar. Kendi anlayışına göre değil mi bak. Tabii. Ama evinin kenarına mı yaptırmıştı? Olabilir mi öyle? Uzaklaşmamış fazla. Trump mesela vergiden kaçmak için karısını şeye, golf sahasına gömmüştü ya. Evinin önündeki. Değil mi? Evet. Yani herhalde bir mezarlığa falan onu daha da mı iyi olabiliyor mu böyle? Ormandan falan bahsediyoruz ben herhalde. Evimin bahçesine gömülmek istiyorum. Olabiliyor mu öyle ya hemen? Hazır yer var deyip. Peki evet. Bedir abi. Muhtemelen izinleri de alınmıştır diye. Evet, Allah uzun uzun ömürler versin ama oradaki arkadaşı söylediği de Allah şimdiden rahmet eylesin. Lafı da gayet literatüre girecek. Evet, kesinlikle öyle. Yani, ama yani bu bayağı kendiyle, hayatla, ölümle, yaşamla ne kadar barışık olduğunu abimizin, ne kadar teslim duygusunda olduğunun bir daha göstergesi, büyük saygı hareket. Saygı duyuyorum, kravat falan koymuş oraya. Allah ama gecinden versin efendim. Evet evet, yani Türk Allah gibi baktığın versin zaman evet. Erzurum'un şahane abilerinden bir tanesi. Evet. Daha da uzun uzun sür. Ama arada bir tabii bakımı yaptırsın mezarına. Tabii baksın. 6-7 ayda bir, çünkü kış kar yağıyor, ondan sonra evet, bahar geliyor, güneş açıyor, o enleşiyor, genleşiyor, mermerler kırılabilir falan. Dikkat etsin. Evet. Allah şimdiden rahmet eylesin dediği gibi. Bir taraftan da mezarlar kazılıyor, soğuk ya. Tabii. Şimdi bir vefat olsa Allah korusun. Özellikle işte Erzurum'dan bahsediyoruz. Erzurum böyle evet. Çok çünkü soğuk. Kış da erken geldi bir taraftan. Hadi bakalım Allah herkesi Allah gani gani rahmet versin eylesin gidenlere. Amin. Acil şifalar dileyelim hasta olanlarımıza. Dünya bu, kalıcı değiliz. Herkes her canlı tadacak. Allah'ın emri, yapacak bir şey yok.